Evet sevgili arkadaşlar, ikinci ders tekrardan beraberiz. Altın yüzüğü çaldığını kabul etti cümlesi yine mihenk taşlarımızdan bir tanesiydi. Cümlenin nesnesi bir özneden oluşan, bir bağlaçlı bileşke örneğiydi. Altın yüzüğü çaldığını kabul etti ifadesini unutmayacağız. Çoğunlukla kulağından tutup kopyala yapıştır yapacağız. Çalışmak üzere olduğumuz cümlenin içine de ekleyeceğiz. O şekilde çalışmalarımızı ilerleteceğiz. Tekrardan söylüyorum. Cümle büyük harfle başlar, noktayla biter. Noktayla bitiriyorsunuz. Büyük harfle başladınız. İngilizce dizilimde özne lafıyla yan yana koydunuz. O kabul etti dediniz. Kabul ettiği şey ne? That'ten sonra gelen yeni bir cümle. İşte böyle bir ifadeyi kısaltabilirsiniz. Böyle bir ifadeyi uzun uza zamanını düşünerekten, yeni bir özneyi düşünerekten, head artı fiilin üçüncüsünü düşünerekten zaman kaybetmeden direkt ing ekiyle gerund'la kısaltabilirsiniz. Geçmişi anlatırken ikinci yapıyla tanıştınız. Üçüncü ve dördüncü yapıyla da tanışacaksınız. İkinci yapı head artı verb 3. Hani geçmişte daha da geçmişte yapıldığını söylüyorsunuz. İki iş olması lazım. Sizin bir cümleye head artı verb 3 yazabilmeniz için, sizin bir cümle içerisine şunu yerleştirebilmeniz için başka bir iş daha lazım. Çünkü bu öncesinde yapmıştı diyor. Ne oldu ki öncesinde yapmıştın sen? Yani tek bir işi şöyle yazamıyorsun İngilizce'de. Tek bir iş yaptı diyorsan özne, zaten fiilin ikinci hali var. Özne tek bir işi gerçekleştirdi diyorsan zaten geçmiş zaman var. Aslında bu geçmişin de geçmişi. Geçmişin geçmişi diye geçiyor. İngilizce literatüründe bilginiz olsun. Daha derinlerine ineceğiz. Tanışıyoruz. Diyor ki cümle, diyetisyenler yaz günlerinde daha fazla su içmeyi önerirler diyor. Önerir diyor. Var mı aranızda diyetisyen olan? Diyetisyen olmaya gerek var mı bu öneri için? Mecburen içiyorsunuz. Bugün su içiyor musunuz bugünlerde? Sıfıra yakındır muhtemelen. Aklına bile gelmiyordur muhtemelen. Olmaması lazım. Özne kim? Şunlar, diyetisyenler. Diyetisyenlerin olayı ne? Fiili ne? Diyetisyenlerin su içmek mi? Önermek mi? Önerirler. Önce şu renkleri bir belirtelim. Yan yana alalım İngilizce mantığında. İşimiz kolaylaşsın. Diyetisyenler kopyalıyorum. Önerirler ifadesini kopyalıyorum. Neyi önerir arkadaşlar? Daha fazla su içmeyi. Neyi? Daha fazla su içmeyi. Nesne lazım. Önce özneyi yazdın, sonra fiili yazdın. Varsa nesne sırasıyla yer, zaman. Burada bir zaman ifadesi de var. Yaz günleri bir zamandır. Neyi? Daha fazla su içmeyi. Bir nesnedir. O zaman diyetisyenler önerir daha fazla su içmeyi yaz günlerinde diye bir kurgusu olsa gerek yazacağım cümlenin diye düşünürüm. Atomlarına kadar inmiyorum. Geçtiğimiz 5-6 gün zaten bunu yaptık biz. Dietitians. Diyetisyenler. Tabii ki de. Dietitian eşittir nutritionist. Beslenme uzmanı demektir. Dietitian, diyetisyen, nutrition, beslenme uzmanı. Recommend. Recommend. Suggest. Önermek. Dietitian, diyetisyen. Çoğul yazdım cümleye diyetisyenler. Özne. Önerirler, recommend ya da suggest fark etmez. Önerir. Ne önerir?
Bak niye kibi alıcı lazım? Diyetisyen ne önerir? Daha fazla su içme eylemini, işini. Nesnede bir ne var? Bak kaldır. Diyetisyenler önerir. Kaldırdım nokta. Cümle oldu mu? Oldu. Bir bilgisayar İngilizce açısından. Anlamlı mı? O kabul etti. Neyi? Diyetisyenler önerir. Neyi? Nesne lazım. Nesnenin içinde bir iş var mı? Var. O zaman oraya bir ki lazım. Bu ki hangi ki? That olan ki. O zaman şuraya bir dietitians recommend that. Fiilden sonra gelen ki bağlacından sonra ne yapmak zorundasın? Yeni bir cümleye başlamak zorundasın. Buraya bir özne gelecek. Daha fazla su içmeyi önerir. Diyetisyen kimi öneriyor? Kendi kendine mi? Yoksa bize mi öneriyor? Hani diyetisyenin muhatabı, client'ı benim ya. Client'ı hatırlıyor musunuz? Tamam. Diyetisyenin muhatabı bensem, hani diyetisyenler önerir ki biz, yeni bir cümle başladı özneyle. Ne? Biz ne? Fiil lazım. İçmeliyiz. Neyi? Su. Ama nasıl su? Daha fazla su. Bir tamlama varsa sondaki kelime isimdir. Onu niteleyen her şey öncesine gelir. Renklerle daha anlamlı olacak. İşte ilk cümle. İşte fiili. İşte bağlaç olan that. İşte ikinci cümlenin öznesi, işte fiili, ne içmeliyiz? Su, amma ve lakin daha fazla su ve nokta. Biraz daha basitleşti, sadeleşti. İşte diyetisyenler önerir. Word'de modlara girdi. Diyetisyenler önerir neyi? Şunu. Önersin bakalım. Biz ne yapmalıyız? Hatırlıyor musun? Should. Should verb 1. Should verb 1. Özne yapmalı der. Yapmalı der. Ne niyetle söyler? Bu bir modeldir bu arada. Modeldir. Model nedir? Kipliktir. Emir kipi mi? Tavsiye kipi mi? Yasaklama kipi mi? Gereklilik kipi mi? Kipi mi? Kipi mi? Kipliktir. Eklendiği fiile kiplik anlamı katar. Şudu fiilin öncesine yazarsanız yapmalı dersiniz. Niyetiniz tavsiye etmek anlamındadır. Aynı şekilde must'ı yazarsanız, must kullanırsanız yine özne yapmalı dersiniz. Kopyala yapıştır yapıyorum. Yine özne yapmalı dersiniz tavsiye değildir. Kural ya da şarttır sevgili arkadaşım. İngilizce'de should da must da meli malı ekidir. Eklendiği fiile meli malı anlamını yükler ama niyeti farklıdır. Fiilimiz ne? Fiilimiz ne arkadaşlar? İçmek. İçmek nedir? Drink. İçmek. Basit bir fiil. Diyetisyenler önerir ki biz içmeliyiz. Bu bir tavsiyedir. İçmezsem öleceğim mi? Hani orada bir hani ya da içmezsen bir ceza mı alacaksın? İçmezsen bir yerine bir şey mi olacak? Yani olabilir ama diyetisyenler tavsiye eder mantığıyla should kullanımı daha uygundur bu cümleye. İçmek drinkse should drink ne oldu? İçmeli oldu. Özne içmeli. Must drink. Özne ne oldu? Özne yine içmeli oldu. Should'un niyetine, must'ın niyetine bunu iyi anlaman lazım. Diyetisyen tavsiyede bulunuyor. Yaz günlerinde yapma tavsiyesi veriyor. O zaman burada should kullanmak daha iyidir. Diyetisyenler önerir ki biz should drink. İçmeliyiz. Ne içmeliyiz? Water. Su. Nasıl su? Daha fazla more water. İngilizce'de azlık çokluk zarfları more x derseniz daha fazla x dersiniz. Daha önce öğrenmiştiniz. Much of x. Much of x. X'in çoğu dersiniz. A lot of x. A lot of x. Çokça
Bolca X dersiniz. Sanki Eladof'a biraz daha yakın bir anlam gördünüz. Fiilden sonra gelen key bağlacının görevi adı üstünde bağlaç yeni bir cümle alacak. Var olan bir yargıya her ne kadar eksik de olsa yeni bir yargıyı bağlamak. Bu yüzden bu renkler anlam kazanacak şimdi. Şu anda anlamlı. Ama ve lakin bağlaçla eklediğiniz o bölüm var olan büyük harfle başlayıp noktayla biten o bölümün çünkü cümle büyük harfle başlar, noktayla biter. Tek bir cümlede tek bir yargı, tek bir cümlede tek bir yargıdan dolayı tek bir fiil, tek bir mekanın sahibi, tek bir efendi olur. Önermektir buradaki asıl fiil. Geri kalan yancı fiildir. Asıl fiil varsa, gerisi yancıysa, asıl fiilin fiilimsi olmaktan başka bir çaresi zaten yoktur. Ya bir eklemle bir şeylerin altına sığınacak, eklemle bir şeylerin altına sığınacak o fiil kendi halinin bozulmadan ya da ne yapacak? Ana fiilden sonra zikredeceksin. Fiilimsi olacak. Şimdi fiilimsi bak. Bir cümle var, bağlaç var, bir cümle daha var. Uzun 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 uğraşma. Tavsiyeyle şunla bununla uğraşma. Kafanı fazla yorma. Kural neydi? Ekrana bakarsan bağlaçla fiile kadar sil orayı. Şunu yanlış bağlamışız. Abi konuşmamak için size para mı ödediler? Şunun yanlış olduğunu kim anladı ben çizerken? Müdahale edin. Hocam deyin. Akmıyoruz. Akamıyorum. Bak takıldım şimdi. Müdahale edin tamam mı? Konuşun cevap verin. We should drink ifadesi fiildi. Bunun altını çizdik. Burada bir modallık vardı çünkü. Yanlış olmasın. More water ifadesi suydu. Ne diyordu? Şimdi birinci özne fiil. Bağlaç bir daha özne bir daha fiil uğraşma diyor. Kural neydi? That'le beraber fiilden sonra gelen that'le beraber o kısmı fiile kadar kaldır. Bak aldım. Sildim. Ne yapacaksın? Gerund. Fiil ne? İçmek. O zaman drinking olsun diyor. Tabii ki kopyala yapıştır yapalım önce aynı cümleyi. Diyetisyenler öneriyor. Bağlaç olan detten sonrayı al. Fiile kadar sil. Sildim. Fiil neydi? İçmek. İşte yaz drink'i. Gerund yap onu. Drinking. More water. Oldu sana. Gerund konusu. Genellemeye gel şimdi. Genellemeye gel şimdi. Genellemeden kasıt şuydu. Kabul etmek. Yaptığını kabul etmek. Admit artı gerund'tu. Tavsiye etmek. Yapmayı önermek, yapmayı tavsiye etmek o da o zaman suggest ya da recommend artı gerund anlamı ne? Yapmayı önermek. Kendi cümlemdeki anlamına bakıyorum. Recommend ne olacak burada? Drinking ne oldu bu? İçmeyi önermek oldu. Hangisi daha basit? Tabii ki de gerund'lu olan daha basit. Şu anda aynı anda üst düzey İngilizceye sahip olan arkadaşlar ya da daha önce duymuş olan arkadaşlar noun clause konusu ve gerund infinitive konusu ve reduction konusu aynı anda anlatılıyor size. Bilmem farkında mısınız? İşte şu recommend fiilini senin listeden bulman gerekiyor ama mantığı var. YDS'ye gireceksen, YDT'ye gireceksen İngilizceden İngilizceye çevir soruları yok mu?
İngilizceden İngilizce çevir. İşte bu bilgiler soruluyor orada. Sen özneye ve fiile odaklanıyorsun. Özellikle fiillere odaklanıyorsun. Rewrite, restatement sorularında, İngilizceden İngilizce çevir sorularında. Yani var olan bir şey aynı dilde bir daha söyleyeceksin aynı şeyi. Nasıl söyleyebilirsin? İşte söz sanatlarını kullanacaksın burada. Bu gibi trikleri kullanacaksın. Fiillerin altını çizdiririm ben. Bak oradaki fiillere kiplikleri. Aşağıdan bul eş anlamlısını. Örneğin can eşittir be able to değil miydi? Recommend gerund varsa aç onu. That'le açabilirsin. Ya da that'li bir açılım varsa nesneyi oluşturan onu o zaman gerund'la kısaltabilirsin. Bul onu aşağıdan. Doğru cevap çıkıyor zaten. Gibi. Tekniği var mı hocam? Var ama mantık alman lazım önce. Ezber taktik ezberiyle olmaz. Şunu gör bunu işaretle o devir bitti. 10 sene oldu belki. Ben daha öyle hatalar yaptım. Yığınla gramer anlattım. Yığınla paraladım kendimi. ELS dergileriyle, Building Skills, Hacettepe taşlarla, şunlarla, bunlarla ama olmuyor. Okuduğun anlamı üzerinden gidince daha rahat geçiyor öğrenci öbür tarafa. Dietitian, nutritionist, diyetisyen, beslenme uzmanı, recommend, suggest, önermek, tavsiye etmek. Peki, model dedik. Daha önce sana bir model anlattım. Hatta bugün de tekrarını yaptım. Dedim ki, can artı fiilin birinci hali. Ne demekti? Özne o işi yapabilir demekti. Olayı ne? Yetisi vardır. Yeteneği vardır. Yapma durumu vardır. Bir kapasitesi vardır diye anlatmıştım. O zaman can drink deyince ne oluyor? Benim kızım var mesela. 2,5 yaşında mesela. Kendi kendine su içebiliyor diye düşün. She can drink. Normal bebeğin eline ver. Boca eder değil mi? Üstüne başına döker. Can't drink yani o. İçemez yani diye düşün. Yeteneği ya da yetisi vardır ya da yoktur diye düşün. En basit modullardan bir tanesi ekranda şu anda. Daha önce zikretmiştim. Bu da içebilir demekti. Bunları böyle havuzlayacağız. Her seferinde hepsini çağıracağım buraya. Her seferinde hepsini buraya çağıracağım. Yeni olan en üstte olacak. Şunu da hatırlatayım. Should verb 1 eşittir out to verb 1'dir. Aynı şeydir arkadaşlar. Should verb 1 ne yapıyorsa out to verb 1 de aynı şeyi yapıyor. Should drink ifadesini kopyalıyorum. Eşittir diyorum. Yapıştırıyorum. Should yerine ne yazabilirim? Out to drink aynı şeydir. Yine İngilizceden İngilizce çeviri yaparken yine restatement sorusunda çok işinize yarar. Must verb 1 her ne demekse eşittir. Have has to verb 1 have ya da has özneye göre çekinmeyeceksin. Have has to verb 1 kullanabilirsin. Ne diyor bu? Özne o işi yapmalı diyor. Ama ve lakin have to has to kullanırsan biraz zorunluluk vurguluyorsun. Zorunluluk vurguluyorsun. Şöyle sığsın diye sesli harflerden gönderdim biraz. Must, özne o işi yapmalı. Kuraldır, şarttır. Ama ve lakin have to has to kullanırsan yapmalı ama zorunluluk var orada. Dışarıdan bir durum gelişmiş diye düşünürsün. Must drink ne demekse eşittir. Have to drink ya da has to drink. Ben bir tanesini yazıyorum. Have to drink diyorum. Yine içmeli oluyor çeviri. Hiçbir şey değişmiyor gördüğün gibi. Can verb 1 ne demekse eşittir. Be able to verb 1 demek değil miydi? Be able to verb 1'di. Can verb 1 ne demekse bu da aynı şeyi söylüyordu. Yine bu da yapabilir diyordu. Yeti yetenek üstesinden gelme oluyordu. Can drink eşittir. He olsun is able to drink olur. Verdiğim hiçbir kalıbın başındaki be'yi verdiğim hiçbir kalıbın başındaki be'yi be olarak yazamazsınız hiçbir yere. Çekimleyeceksiniz. Bu yardımcı fiildir demektir. Verdiğim kalıpların başındaki be, orta ya da sonundaki be değil, karıştırmayın. İşte 6 tane modül var ekranda şu anda.
Var mı sorusu olan buraya kadar? 4-5 tane bilimsi yazdık. Ezber bilgi vermedim. Oluşum hikayesini anlattım. İşte yapmayı önermek. Çünkü diyetisyenler önerir. Neyi? Fiiller sahne her zaman nesnesini alırlar. Ben yiyorum. Neyi? Yemeği. Ben içiyorum. Neyi? Kahveyi. Cümleyi böyle kurgulamıyor muyuz? İçmek kahveyi, kahve orada nesne oluyor. Önermek içmeyi, içmenin orada nesne olması gerekiyor ya, fiil kökenli olduğu için gerund'a dönmesi gerekiyor. Bu basit yöntemi. Bunu parçala, bak dünyalar dönüyor burada. İşin içine modul da dahil ettik ama kısaltırken modul falan ekledik mi? Recommend ranking dedik sadece. Hani modul? Zaten önermenin kendisinde vardı o anlam. Bir tanesi yeter. Var mı soru? Gençlik. Arkadaşlar. Peki, devam ediyorum. Şimdi Türkçeden transfer ederek aldık olayı. Şimdi direkt İngilizce cümleler başlıyoruz. Biraz daha rahat olacak. Cümle diyor ki, swimming is my favorite free time activity diyor. Cümle özneyle başlar. Özne dediğin isimden oluşmak zorundadır. Ama ve lakin özne de yüzmek diyorsun. Swimming, yüzmek. Cümle özneyle başlar. Cümle özneyle başlar. Özne isim olmak zorundadır. Fiil kökenli bir sözcüğü fiilimsi yapmak zorundayım diye düşünürüm. Çünkü yüzmek diyorum. Büyük harfle başlamış. Tek kelime swimming is. Is'in görevi ne? Yardımcı fiil. Ne işe yarıyor? Cümleye zaman ayarı veriyor. Yüzmek şu anda diyor. Çünkü emizar şu an ya da genel bilgi verir. Yüzmek genelde, yüzmek normalde, yüzmek şu anda bilmiyorum. Cümleye göre anlam kazanacak genel mi şu anda? Yüzmek şudur. Nedir? My, benim. Free time. Free time. Free time eşittir spare time. Boş zaman demektir. Serbest zaman demektir. O da eşittir leisure time. Hepsi boş zaman demektir. Bu cümlenin öznesidir. Şuradan anlarım. Bunun fiil olduğuna eminim zaten. Yardımcı fiildir bu. Yardımcı fiil buysa ve ben eminsem öncesi tek parça öznedir. İşte bu özne. Ama öznenin anlamı bir eylem olsun. Benim bunu fiilimsi yapmam lazım. İşte yaptım. Swimming, yüzmek. Çok mu küçük? İyi mi? Her birinizin önünde bir televizyon isteyeyim ben. Business class uçunca oluyor ya böyle kocaman. Her şey böyle gelsin falan. Atıl vaziyette bir uçak bulursak, kiralayabilirsek, koyabilirsek öyle bir konsept yapabiliriz. Tutar mı hocam? Değişiklik insanoğlu seviyor, değil mi? Swimming, yüzmek şudur. My free time, benim boş vakit neyim? Activity. Activity diyoruz. Bak. Neden gerund? Neden gerund? Gerund'dan kastım ne? Yani neden verb ing? Niye two verb bir değil? Neden gerund? Neden verb ing? Bir, cümlenin öznesini oluşturuyorsa, cümlenin öznesini oluşturacak o fiilimsi. Oluşturuyor mu? Oluşturuyor. Ve genelleme yapıyorsa. Yüzmek benim boş zaman aktivitemdir diyor. Değil mi? En sevdiğim. Favorite mi vardı orada? Teşekkür ederim hatırlattığınız için. Yüzmek benim favorite free time activity. En sevdiğim
Boş zaman aktivitemdir. Neden swimming kullandık? Çünkü Philips'te hem gerund var hem infinitive var. Hem ing var hem to var. Niye ing kullandım? Çünkü cümlenin öznesini oluşturuyor ve genelleme yapıyor. Havuzda yüzmek mi diyor? Ne bileyim, çevikte yüzmek mi diyor? Sabah saat 5'ten önce yüzmek mi diyor? Akşam yemeğinden sonra yüzmek mi diyor? Hayır. Yüzmek diyor basit bir düzeyde. Bu gerund olur. Özel bir durumdan bahsediyorsa infinitive olabilir. Anlıyor musunuz mantığı? Gerund geneldir. Infinitive hatırlıyor musun şunu? Özeldir. İki, cümlenin nesnesini oluşturan kısaltma ise bu ne demek? Döndüm bir önceki örneğe. Şurası cümlenin öznesi. Şurası cümlenin fiili. Neyi öneriyorlar bunlar? Daha fazla su içmeyi. Burada da yaz aylarını unutmuşuz. Yaz ayları neydi? Yaz günlerinde daha doğrusu ekleyelim. Summer, yaz, day, gün. Sizi dışarıya alacağım. Boş sınıfı anlatacağım. In summer days diyelim. Yaz günlerinde in lazım. D daha iki. In'i daha önce söylemiştim. Dönem, yıl, ay, mevsim gibi ifadelerde in summer days değil. On summer days özür dilerim. On summer days günler 10 alır. İngilizce'de 10 artı gün ifadesi kullanılabilir. Edat olaraktan şu günde demektir. On summer days yaz günlerinde diyorsunuz. Aya kasıt varsa inanır da on summer days hani yaz günlerinde gibi pazartesi, salıyı, çarşambayı kastettiğimi düşünerekten 10 yazıyorum. İn de alabilir bence ama 10 artı gün yazalım biz. Şu günlerde. Neden ing? Cümlenin nesnesini oluşturan kısaltma ise işte burada. Diyetisyenler önerir. Neyi? İşte şu nesneyi. Bunu kısaltınca direkt ing. Bir önceki örnekte o kabul etti. Neyi? İşte çaldığın altın yüzüğü nesneyi yine diye düşüneceksin. Tamam mı? Sor. Hayır. Nasıl ekleyeceksin? Ya ing ya to Sağ yazacaksın. Ha. Ne için? Ha, ekleyebiliriz tabii ki. Hangi cümleydi o? Geri kalan figüran ya, istediğin gibi ekleyebilirsin. Aynı yerde kalacak. Yaz günlerinde aya kasıt varsa in summer days 3 aya kasıt çünkü aylar inanır. Güne kasıt varsa dönemsel bir ifade in de on da doğru gibi hissettiriyor arkadaşlar. Pekala. Free time, boş zamanda yüzmek şudur. Yüzmek nedir? Sıfat artı sıfat artı sıfat artı isim artı isim bir tamlama. Burada bir tamlama var. Herhangi bir edat falan yok. Herhangi başka bir öge yok. Yüzmek benim şuyumdur. Yine nesne. Tek parça. Benim favori boş zaman aktivitem diyor aslında burada tek parça. Özne, fiil ve nesneden oluşmuş. Bu liste uzayacak. Neden gerund? Ya da neden infinitive diyeceğiz? İkinci cümle. Bu sefer my favorite free time activity is swimming diyor. İki cümlenin çevirisi de aynı olamaz.
Çünkü iki cümlenin öznesi farklı bir kere. Birinci cümlenin öznesi burasıydı. İkinci cümlenin öznesi, birincinin öznesini şöyle bulmuştum. Bu fiildir, kesin eminim bundan. Bir fiili. Öncesi tek parça öznedir demiştim. Burada da ana fiili buldum. Yancı fiil de olsa öncesi tek parça özne olmak zorunda. Bu böyle, mecbur. İkisinin çevirisi aynı olamaz. Çünkü özneler farklı. Burada diyor ki yüzmek benim favori boş zaman aktivitemdir. Burada ne diyor? Önce özneyi söyleyeceksin. Benim favori boş zaman aktivitem yüzmektir. Uçurum var arada. Şimdi bak. Normalde yüzmek diyorsun. Yancı fiil var. Yancı fiil var. Yancı fiil niye lazım olur? Ana fiil yoktur orada. Yapılan bir iş yoktur. Duruyorum. Yüzmek benim en sevdiğim aktivitedir. Herhangi bir eylem gerektiriyor mu bu cümleyi benim ya da ben bunu sana anlatabilir miyim herhangi bir hareketle? Anlatamam. Yüzüme bakarak anlar mısın? Anlayamazsın. Ama bir aktivite varsa yüz bakarak benim ne yaptığımı şu anda görüyorsun. Her şeyimi ben de senin ne yaptığını anlıyorum mesela gibi düşün. Bu cümlelerde böyle bir eylem yok. Buraya yancı fiil lazım. Özneden sonra gelir fiil yardımcı da olsa özne farklıysa çeviri asla aynı olamaz. Buna öğrencilerin %90'ı hocam ikisinin de çevirisi aynı der. Sınavda sorarım mesela böyle sorular. Aynı der yani. Fark yok gibisinden diye düşün. Sizi sınav yapmayacağız da hani bilen bilmeyen dersi sunarken açarken falan sorarım yani öyle düşün. Farklı ama anlamları yine Aynı kapıya çıkar. Biri devrik, biri düzenli. Aynı. Sıkıntı yok. Altına yazacağım şuraya. Çevirisini de yanına bırakıyorum. Burada ne diyor? Pardon. Aynı cümle şu şekilde bu sefer. My favorite free time activity is swimming diyor. Özne başka yere gitmedi. Sakın yanlış anlaşılmasın. Hepsini arındıralım ilk önce. Ya sıradaki cümlem bu. Uzun uzun anlatacağım bir şey yok. Çünkü aynı kelimeler var. Büyük harfle başlayacak bu sefer. My favorite free time activity özne is ana fiil, yancı fiil olsa da swimming benim de nesnem. Çeviri nasıl olacak? Birincinin çevirisi yüzmek. Yüzmek, bilimsi bu. Benim favori boş zaman aktivitemdir. My. Benim aktivitemdir diyorsun. Yüzmek işte özne. Hem özne hem fiilimsi. Çünkü cümlenin öznesini oluşturuyor ve genelleme yapıyor diye düşünüyorum. Şuradaki dırdır eki sadece fiil arkadaşlar. İzin karşılığı, emizarın karşılığı dır direkidir benim favori boş zaman aktivitem dediğim şey my favorite free time activity. O da burada zaten. Bunu da çizdim. İkincinin çevirisi ne olacak? Benim favori boş zaman aktivitem yüzmektir olacak. Yüzmek fiilimse dırdireki fiil ama öznemle benim favori boş zaman aktivitem ifadesi. Neticede ikisi de aynı şeyi söylemiyor mu? Söylüyor. Ama çeviride fark var. Anlamda fark var mı? Yok. Adding. Adding. Add. İngilizce'de add. Eklemek arkadaşlar. Add. Eklemek. Programlarda, bilgisayarlarda mesela bir şeyleri eklemek için add tuşuna basarsınız. Öbür tarafa atar. Bir pencereden diğerine falan gibi. Eklemek demektir. Kökü ne? Fiildir. Sen büyük harfle cümleye başlıyorsun. Cümlenin öznesi isim olmak zorunda.
Genelleme mi yapıyor? Özel bir durumdan mı bahsediyor? Adding diyorum, eklemek. Ne eklemek? Excessive amount of sugar çıktı sınavda karşına. Anlamlandıramıyorsun. Tamlama olduğunu hissediyor musun? Şuradan hissetmen lazım ekrana bakarsan. Şurası fiil. Bak, tanıdığım bir kiplik var burada. Şurası en azından fiil olarak başlıyor. E burası o zaman tek parça özne. Özne. Özne de bir tamlama var mı? Var. Son kelimeye odaklan. İsimdir. Asıl mesaj oradadır. Asıl önemli öge isimdir. Geri kalanlar figüran. Çünkü bak, eklenti yapmış sana burada. Sugar ne demek? Şeker. Adding sugar diye düşün cümleyi. Adding sugar ne demek? Şeker eklemek. Bunu ben mavileştiriyorum. Neden mavileştiriyorum? Bunun kökü fiil, eklemek fiili. Cümlenin öznesini oluşturuyor. Adding sugar ne demek? Şeker eklemek. Genelleme yapıyor. İşte hepsi ekranda. O zaman gerunds. İşte verb ing yine. Can be diyor. Modullar buradaydı. İşte can artı verb 1. Yapabilir. Be ne demek? Olmak eylemi burada. Olmak eylemi. Be burada gerçekten fiil arkadaşlar. Be burada gerçekten fiil. Çünkü can'in yanına verb 1 gelmesi lazım. Can'in yanına be yazarsan düzensiz fiil listesindeki ilk fiildir. Be was were being yazar orada mesela. Be olmak diye Türkçe çevirisi çıkar. Be olmak demek. Be olmak. Can be dersen ebilmekle olmayı birleştir. Olabilir dersin. Olabilir dersin. Can be olabilir. Şeker eklemek öznesi. Sarartacağım bir de bunu. Şeker eklemek olabilir. Ne olabilir? Hazardous. Hazardous. Zararlı. Zararlı. Can be ifadesi senin fiil bölümün. Kiplik almış. Be normalde be olarak yazılmaz demiştim. Ne zaman be olarak yazılmaz? İlk kelime ise. Fiilin ilk kelimesi be olamaz. İkinci, orta ya da son kelimeler olabilir demiştim. Hatırlıyor musun teneffüsten önce? Be'yi be olarak yazamazsın. Hangi be'yi be olarak yazamazsın? Tamlamanın başındaki be olarak yazamazsın. Can be diyorum, başta can var. Geri kalan figüran. Olabilir. Şeker eklemek olabilir. Ne olabilir? Hazardous. Hazardous ne demek? Zararlı. Hazardous eşittir dangerous. Zararlı, tehlikeli eşittir perilous. Hazardous, dangerous, perilous, tehlikeli ve zararlı konseptidir. Sıfattır. Can be hazardous. Zararlı olabilir. Tehlikeli olabilir. Ne tehlikeli olabilir? Şeker eklemek. Nasıl şeker bu? Amount of sugar. Miktar şeker. Amount of sugar, miktar şeker. Amount eşittir quantity. Miktar demektir. Amount eşittir quantity eşittir number eşittir sum. Bunların hepsi miktar demektir. Sayısal açıdan da olabilir. Kilogram, gram açısından da olabilir. Kümülatif, total açıdan da olabilir. Sayılır sayılmaz fark etmez. Miktar demektir. Amount of x, amount of x, miktar x demektir.
Amount of x miktar kadar x demektir. Miktar x demektir. Amount of sugar miktar şeker eklemek oldu bu sefer. Eklemek, adding. Ne eklemek? Amount of sugar miktar kadar şeker eklemek. Ne kadar miktar? Excessive. Excessive. Aşırı. Haddinden fazla. Excessive eşittir. Extreme eşittir. Ultra. Hepsi aşırı, haddinden fazla, gereğinden fazla demektir. Konu neydi? Adding sugar'dı. Sınavda bunu anlaman yeter. Şeker eklemek. Nasıl şeker? Adding excessive. Aşırı eklemek. Adding excessive amount. Aşırı miktar eklemek. Adding excessive amount of x, aşırı miktarda x eklemek. X'im ne? Sugar. Aşırı miktarda şeker eklemek. Can be. İhtimaller dahilinde olabilir. Can, yetenek. Can, potansiyel. Can, yeti demiştim. Aşırı miktarda şeker eklemek. Potansiyeli vardır, yapabilir. Yetenek değildir. Şekerin nasıl bir yeteneği olabilir? İnsanın güç sarf edebilen birinin yeteneği olur. Adding excessive amount of sugar, aşırı miktarda şeker eklemek, kendi olabilir, mümkündür. Ne olabilir? Hazardous, tehlikeli olabilir. EA2'dir, to. Şuna tehlikeli olabilir. To. Edatsal bir bilgi daha. Hasar, zarar, tehlike ifadelerinden sonra genelde to edatı kullanılır İngilizce'de. Hasar, zarar, tehlike ifadelerinden sonra to edatı kullanılır İngilizce'de genelde. Dangerous to, hazardous to, zararlı. Hani x alır ya edat. Zarar vermek de damage to, bir şeye zarar vermek mesela. Hasar, zarar, tehlike ifadeleri to alır diye kodlasan 30 tane fiil yazarım, sıfat yazarım sana istersem. Bunların hepsi to alır. Eklemek aşırı miktarda şekeri olabilir zararlı. Şuna, şuna to EA2'dir. Edattır. Edat sağına x alır. Bu yüzden x'e diyorum. X'im ne? Health, sağlık. Kimin sağlığı? Your health. Senin sağlığın. Health, sağlık, baş harfini değiştirdim. Wealth, varlık. Dünyadaki iki büyük zenginlik. Health and wealth. Sağlığın baş harfini V ile değiştir, varlık olsun. Varlık, zenginlik. Aşırı miktarda şeker eklemek, tabiri caizse kullanmak sağlığına zararlı olabilir. Olabilir. Can be. Neden verb ing? Cümlenin öznesini oluşturuyor ve genelleme yapıyor. Bana mı söylüyor bunu bir tek? Hayır. Şeker kullanan herkese söylüyor. Genellemedir. Tamam mı? Hocam ama şeker eklemek diye düşünme.
Bir tek bana mı, bir tek sana mı söylüyor bunu? Hayır. O zaman genelleme diyeceksin. Bak yine cümlenin öznesi değil, pardon, cümlenin fiili burası. Fiil harici cümlenin başka bir yerinde fiili var ya, işte ben onu ne yapıyorum? Fiilimsiye dönüştürüyorum. Hala gerund'da yüzüyorum mesela. Daha infinitif göstermedim sana. Bunların kuralları var. Her birinin 4-5 kullanım alanı var. Bunları kavradıktan sonra işin mantığıyla çözeceksin olayı. Yani o, ben de söylüyorum sana, o listeleri ben de ezbere bilmiyorum. Ama mantıkla %99 doğru çıkarıyorum soru çözdüğüm zaman da. Sen de yapabilirsin. Dangerous, perilous, hazardous. Bunlar tehlikeliydi. Şu ifadeyi aşağıya alacağım. Birkaç tane daha eş anlamlısı var çünkü. O da eşittir risky, riskli yani. O da eşittir unsafe. Unsafe, safe zaten güvenli demek. Safe, güvenli. Unsafe, güvensiz. Bunların hepsi sıfat. Sıfatlara gireceğiz bu konudan sonra. Bilimsilerden sonra sıfatlara gireceğiz. Sıfat isim olan her yerde çıkacak. Zarf olan her yerde çıkacak. Sıfat da her taşın altından çıkacak. Çünkü sıfatlarla ve zarflarla anlatımı zenginleştiriyoruz. Bak, sıfatı kaldırıyorum. Azlık çokluk zarfını da kaldırıyorum. Şeker eklemek kalıyor. Sıfatı kaldırıyorum. Sağlık kalıyor. Cümle yalınlaşmış oluyor. Şeker eklemek sağlığına tehlike arz edebilir diyor kısaca. Zenginleştiriyorum. Ya sağlığa tehlike arz edebilir. Sağlığına tehlike arz etti. Aşırı miktarda şeker eklemek diye süsledim olayı. Şeker sağlığa zararlı diyor kısaca. Bunu anlaman yeter sınavda. Bir cümle daha. Cümle büyük harfle başlar. Büyük harfle başlayan sözcük ya da sözcük grubu tamlama her neyse özneyi oluşturur. Özne one mıdır? Sağlama yapıyorum. Çiftlik buldum, model buldum. Shoot, hemen o bilgiyi hatırlıyorum. Çıktım şu da. Şu da artık word bir. Yanına bir kelime alacakmış. O zaman bu da should'un fiilidir. Bir edat var. Edat var. Phrasal verb olabilir. Phrasal verb olabilir. Bildiğin o fiil yanındaki edatla tamlanarak başka bir anlama bürünmüş olabilir. Hatta ve hatta iki edatla bile tamlanabilir diye düşünürüm. Cümlenin öznesi one olabilir mi? One should diyor. Bunun kiplik model fiil olduğuna emin olduktan sonra o zaman burası öznedir diye düşünürüm. Özne pozisyonundaki one aslında one İngilizce'de bir demektir. Bir sayısıdır diyeyim. One'ın sıfat anlamı, pardon, zamir anlamı, yani cümlede ismin yerini tutan şahıs ifadeleri zamirdir. Boş ver zamiri sıfatı şunu bunu. One cümlenin öznesi ise birisi demektir. Yani someone ifadesinin kısa halidir. Someone birisi demektir. Someone'ın some'ı düşmüştür. Elinde one kalmıştır. Bu da böyle kısalmıştır. Towards'ın verse'i düşmüş, to kalmış. Into'nun in'i düşmüş, pardon, to'su düşmüş, in kalmış gibi kısalabilir. Birisi anlamına gelir. One bir sayısıdır evet ama yanına artı isim alır. Hani bir sayısıdır sağına isim alır. Ne oluyor bu? One question mesela. Bir soru oldu. One x yani bir x sayıysa neyi saydığını söylemek zorundasın. One tek başına duruyorsa, özneyi tamamlıyorsa birisi anlamına gelir. Once dersen, once dersen birileri diyorsundur. Çoğuldur. One.
birisi özne olacak, sarartıyorum. Once birileri özne olacak, sarartıyorum. One should verb 1. Should verb 1 ne işe yarıyordu? Yapmalı ve tavsiye ediyordu. One should verb 1. Birisi yapmalı. Yapmalı. Yapması gereken eylem ne? Stay. Kalmak demektir. Kalmalıdır. Stay tek başına. Stay tek başına kalmak demektir. Yani stay eşittir, keep eşittir, remain, kalmak, durmak, beklemek, pozisyonunu bozmamak, halinden ödün yani başka bir formata geçmemek, kalmak, sınıfta kalmak değil. Tamam mı? Devam ettirmek, sürdürmek anlamında kalmak. Hatta kalın derken sınıfta kalmaktaki kal kullanılmıyor orada. Bekle yani, pozisyonunu koru. İşte birisi kalmalıdır. Amma ve lakin burada away phrasal verb var. Away hatırla. Fiili yazıyordum sana. Sonra edatı yazıyordum. Away den uzakta demektir. Away edattır. Edatlar sağına mutlaka bir x alır. X'den uzakta demektir. Uzaklık bildirir. Stay ile away'i birleştiriyorum. Phrasal yapıyorum. Stay away. Phrasal oldu. Then uzak durmak olur. Den sakınmak olur. Stay away, sakınmak. Birisi should stay away. Uzak durmalıdır, sakınmalıdır. Şundan üçlü iki edat alıyor. Üçlü bir phrasal var karşınızda şu anda. From ister kullan ister kullanma diyor dil bilim. Ben yazdım. Üçlü örnek olsun diye. Dört gözle beklemek de vardı. Look değil de forward to. İki tane edat alıyordu. Look forward to. Hani ne alıyordu yanına? İki tane edat alıyordu. Dört gözle beklemek, can atmaktı. Konuyu anlatırken vermiştim. Cümle kurmamıştım ama. Stay away from X. X'ten uzak durmak. Stay away eşittir. Keep away eşittir. Refrain from eşittir. Abstain from dur. Hepsi sağına X alır. X'ten kaçınmak. X'ten sakınmak. X'ten uzak durmayı anlatır. Stay away from tabii ki. Keep away from tabii ki. From ister kullan ister kullanma üçlülerde. Ama ve lakin refrain away from değil, abstain away from değil, refrain from, abstain from. Bunlar den sakınmak anlamındadır. Den uzak durmak anlamındadır. Bu cümle ciddi bir genelleme bildiriyor. Birisi sakınmalıdır. Cümlenin başlangıcından bir genelleme bildiriyor. Buna olsa olsa gerund yazılır diye düşünürsün. Anlayabiliyor musun? Birisi uzak durmalıdır. Neyden? Adding, eklemekten. Adding, eklemekten. Ne eklemekten? Yine sugar. Nasıl sugar? Extra sugar. Stay away ifadesi altını çiziyorum, kızartıyorum fiil bölümüm. Fiilde modal kiplik var, tavsiye ifadesi var. Ekrana bak. Birisine tavsiyedir. One should. Birisine öneridir. Ne? Uzak durmak.
Şundan. Neyden? Şu işten. Eklemekten. Neyi? Ekstra şeker eklemekten uzak durmak tavsiyedir, sakınmak tavsiyedir. Neye? İn içine. Neyin içine? His erkekler için, her kadınlar için, onun tea çayına. Birisinin, nasıl çevireceğiz cümleyi? Birisi uzak durmalıdır. Neyden? Eklemekten. Neyi? Ekstra şekeri. Neyi? Çayına. Birisi çayına ekstra şeker eklemekten kaçınmalıdır, sakınmalıdır gibi bir ifade biraz daha güzel bir çeviri olur. Add ifadesi, add ifadesi eklemek. Add eşittir. Join, bu da eklemek. Katmak. Adana'dakiler mesela kat, dolaba kat falan diyorlar. Çantanın içine kat diyorlar. Katılmaktan katmak, eklemek yani. Eşittir attach. Türkçe'de ataç diye geçmiş. Kağıtları birbirine attach ediyorsun. Zımbayla ya da maşayla ya da ataçla ekliyorsun birbirine yine. Aynı mantıktır. Bunlar eklemek demek. Add, join, attach, eklemek, katmak birbirine demek. Extra eşittir. Extra eşittir. Additional. Eklenti. Eklenti. Add eklemek. Additional eklenti. Birisi neyden uzak durmalı? Additional sugar. Extra sugar. Additional sugar. Eklenti şekerden. Ekstra şekerden diye düşünürsün. Ekstra şeker eklemekten. In his tea, in her tea, altını çizdim, yer ifadesidir. One cümlenin öznesi should stay away, uzak durmalı, fiildir. From adding extra sugar, nesnedir. Neyden uzak durmalı? Ekstra şeker kullanmaktan, ekstra şeker eklemekten, çayına kahvesine diyor. Anladık mı? Bayılmadan çıkabilirsiniz. Son ara 15 dakika. Son ders yarım saat sürecek. Buçukta devam ediyoruz. Hadi bakalım.